Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Vakıa suresinde kaldığımız 41. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Bundan önce o cibilliyetin, yani o hiyerarşinin, dünyada bir şekilde oluşmuş hiyerarşinin dümdüz edileceği ve herkesin fert fert geleceği, hiçbir evet, hiçbir anormal çizgi geçen eğiklik olmayacak şekilde saf saf dizilmiş halde, Firavun'undan en çobanına kadar hepsinin sıraya dizildiği bir anda üç gruba ayrılacağımızdan bahsetmişti ayet. Eshab-ı yemin, eshab-ı şimal ve sabikun şeklinde üç grup tarif etti. Bunların ikisi hakkında olumlu, bir tanesi hakkında da olumsuz bir yargı var. Eshab-ı yemin, sağcılar diye tercüme ettiğimiz şey ve sabikun, yani geçenler, öne geçenler, yarışanlar, beklentilerde, hayırlarda yarışanlar, o ikisi için güzel güzel cennetler tarif etti. İşin açıkçası ben bu cennet tariflerinde şu ana kadarki şeyimle çok bir fark göremedim. Bazı kelimeler farklı, bazı şeyler farklı ama cennet tarifinin olduğu, biz Tur suresine de baktık. Birlikte geçen hafta Saffat suresine de baktık, Sad suresine de baktık, ona benzer İnsan suresine de baktık ve en son Rahman suresine de bakarak cennet ayetlerini bir araya getirip bu iki cennetin birbirinden ne kadar farklı olduğuyla ilintili anlayış geliştirmeye çalıştık ama işin açıkçası ben pek başarılı olamadım. Zihnimde böyle orada şu var da öteki tarafta bu var, o ikisi birbirinden farklı diyebilecek bir nicelik, nitelik farkı işin açıkçası tespit edebilmiş değilim. Belki vardır, belki yoktur. Ama bu şekilde insanlar ikiye ayrılmış olmalarına rağmen, ashab-ı yemin ve sabikun şeklinde yarışanlar, yarışı önde bitirenler şeklinde cennet tarifinde bir fark göremedik. Şimdi eshab-ı şimal şeklinde solcular ifadesi var. Buradaki sağcı solcu bizim 80 dönemindeki sağcı solcumuz gibi değil, oradan kaynaklanmıyor. Kitabı sağ taraflarından verilenler ve sol taraflarından verilenler şeklinde böyle bir değerlendirme günü tarifi var. Kuvvetle muhtemel oradan kaynaklanıyor. Evet, 41. ayetten yolumuza devam edelim. Ve eshab-ı şimali, ma eshab-ı şimal, o solcular ki, nedir o solcular, hem de nasıl solculardır onlar gibi bir ifade. Dediğim gibi bu ifadeyi Türkçe'ye çevirmek oldukça zor. Arapça bir terim gibi, terim de denmez onlar, nedir? Bir tür deyim diyebiliriz. Bir tür söyleniş şekli, tarzı. Fî semûmin ve hamîm. Evet, beni en çok şey yapan merak ettiren ve ipucu veren şeylerden bir tanesi bu semum kelimesi. Çünkü hani insanın malzemesi, Adem'in malzemesi olarak hame var ise işte Hicr suresinde veya Rahman suresinde canın, can deyince de melekeleri anlıyorum, onların canımızı oluşturan, yani bedenimizin canlılığını oluşturan melekelerin malzemesini de
Semum'dan olduğunu biliyorduk. Burada Hamim ve Semum içinde olduğunu söylüyor. Yani Hicr suresinde bahsediyor değil mi bu şeyleri? İbrahim, Hicr, evet. Hicr suresinde nasıl söylüyordu? Lekad halaknal insane, biz insanı şekillendirdik. Min salsalin, salsalden, min hamenin mesnun ve mesnun olan hameden. Yani değişmiş, mesnun içinde farklı ifadeler var. Kelfahhar şeklinde Rahman suresinde de ifadeler var. Burada onun bir parçasını, burada min diye gelen onun bir parçası. İnsan zaten kompozit bir yapı. Bunun parçalarından bir tanesinde hame olduğunu buradan öğrenmiştik. Daha sonra o hamenin de Zülkarneyn'in bir kısım hamenin gözünde batarken bir yıldız kenarda bir topluluk buldu ve onu imtihan etmekle görevlendirildi şeklindeki ayetle biz Adem'in malzemesinin imtihan edilen parçasının malzemesinin hame olduğunu biliyoruz. İkinci ayette burada devam ediyor 27. ayette. Vel canne ve canı da halaknahu, biz onu şekillendirdik. Min gablu, daha önce, yani insandan önce canlılık vardı, canlı varlıklar vardı. Nereden yaratmıştı? Min naris semum, semumun ateşinden yaratmıştık. Şimdi bu semum ateş şey burada da var. Yani onlar şu anda semum içindedirler ve hamim içindedirler. Bu da işte biz şu anda ne yapıyoruz? Biyolojide falan baktığımız zaman bir hücreyi canlı yapan şey dediğimizi göremiyoruz arkadaşlar. Orada bir kimya çalışıyor, orada bir biyoloji çalışıyor. Bir aynı atomlardan oluşan, yani bir taştaki atomlar ile bir topraktaki, yani cansız madde içerisindeki atomlar ile canlı madde içindeki atomlar birbirinden farklı şeyler değil. Ama birisini işliyor, birisi işlemiyor. Birisi canlı, ötekisi canlı değil. Ona canlılık katan şeyi biz mikroskopla göremiyoruz. Yani onun daha farklı bir katmanda, daha farklı bir seviyede bir malzemesi var onun. Kur'an bu malzemeyi tarif ediyor, ismini veriyor. Bunun semum olduğunu söylüyor. Ve cehennemde de bu semumla ilintili bir şey var. Semum ve hamim içerisindelermiş. Cennettekilerin ise onların gölgeler altında olduğunu ve korunaklar altında olduğunu biliyorduk. O onların tarifi. Orada ne güneşten yanarlar, ne susuzluktan gibi sıkıntıları vardır. Bunları biliyoruz. Ama şeydekilerin cehennemde semum ve hamim arasında, hatta bu ikisi arasında gider gelirler şeklinde başka bir ayet daha var. Hocam, Buyurun. bu ışın gibi bir şey, yani ışık gibi bir şey canlandırıyor benim zihnimde ama. Hamim'den farklı olarak, hamim hani tarif etmiştiniz de. Hani şey vardır ya, bu hayaletlerin fotoğraflarını çekmeye çalışan bir şey vardır. Bir tür fotoğrafçılık şeyleri vardır. Yani insanların etrafında bir aura çerçevesi, balonu gibi bir şey olduğunu düşünürler. Hatta bu el ile hastalık teşhisi falan yapmaya çalışanlar o aura içerisindeki boşlukları fark ettiklerini falan söylerler. Ben birazcık daha bu maddenin etrafını da kaplayan, onu içerisine alan
gibi bir şey diye düşünüyorum. Yani gözle görülebilen veya ışık gibi saçılabilen, yayılabilen gibi değil de daha çok onun bir şeyin etrafını bulaşıp onu etrafını kaplayan bir şey gibi, bir balon gibi düşünüyorum. Belki de mıknatısın etrafındaki manyetik alan gibi bir alan da olabilir bu. Bir çekim alanı olabilir. Yani onun içerisinde yani biz mesela şu anda ne yapmaya çalışıyoruz insanlık olarak? Güneşteki enerji kaynağını oluşturmaya çalışıyoruz. Yani güneşte hidrojen, iki tane hidrojen alıyor güneş, birbirine birleştiriyor, helyum oluşuyor. Toplamda çekirdekteki fazladan yani helyum oluştuğu zaman bir miktar atık malzeme ortaya çıkıyor. O E eşittir mc kare formülü gereği enerji olarak yani o kadar madde helyumun içerisinde olamayacağı için dışarı enerji olarak çıkıyor ve buradan güneşten bize enerji geliyor. Biz böyle bir enerjiyi yani yeryüzünde güneşi oluşturmak şeklinde yani uranyum gibi nükleer malzemelerden değil de çok daha bulunabilen hidrojenden nükleer enerjiyle nükleer yöntemlerle enerji elde etmeye çalıştığımız yerler var. Buralarda biz o plazma denen şeyi nasıl hapsediyoruz? Manyetik alanlarla hapsediyoruz. Ben şeyin cehennemin de buna benzer bir kainatın kuvvetleri tarafından bir hapis oluşturacağını düşünüyorum. Yani ama bu olumsuz manada değerlendirmeyin. Toprak malzemesini alıp onu bir canlı hücreye çeviren de buna benzer bir dış kılıf, bir hapis şeyi olabilir. O kılıf patladığı zaman içindekiler de sıradan toprağa dönüşüyorlar gibi düşünebiliriz. Buradaki onun semum olarak ifade edilmesinin bende çağrıştırdığı bir şey daha var. Hani bize öteki dünyada verilecek olan bedenimiz olan huri için ne söylüyordu? Ona ne ins değmiştir ne can değmiştir diyordu. Can eğer semumdan ise yani o melekeler onu canlı hale getiren şey semumdan ise ve o da cehennemlik bir şeyse, cehennemde olan bir şeyse, yeryüzünde bize, daha doğrusu cennette bize verilecek olan bedenin şeyi olmayacak, melekeleri olmayacak. Onun melekeleri doğrudan doğruya biz olacağız. Onu yöneten doğrudan doğruya biz olacağız manasına gelir. Mesela biz şu anda vücudumuzun sadece kırmızı kaslarını kontrol edebiliyoruz. Onun haricinde hiçbir melekesi, yani kırmızı kas kontrol haricinde diğer kontroller bizim elimizde değil. Yani siz hiçbir zaman ha düşünüyorum işte bilmem ne hormonum yükselsin, bilmem ne hormonum alçalsın emrediyorum melek yap bunu. Yani böyle bir yetkimiz yok. Yani guatr'da bilmem ne seviyesi yükselmiş, düşmüş. Biz bunları kontrol edemiyoruz. Neden? Semumdan oluşmuş bir can katmanı var. Şimdi bu cana olumlu veya olumsuzluk yüklemek istemiyorum. Ama cehennemde bu semum malzemesinin cehennemde var olduğunu biliyorum. Cehennemin bir malzemesi olarak görülüyor bu burada. Gösteriliyor bana. Az önce okuduğumuz Tur suresi 27'de de ve vegana bizi korudu azab-ı semum semum azabından korudu. Hani biz ehlimiz arasında müşfik titreyip duruyorduk. Allah bizim üzerimize femennallahu aleyna bizim üzerimize ihsanda bulundu, genişlik verdi. Bizi korudu da semum azabından kurtardı bizi. Korudu. Bakın gördünüz mü? Şeyde cennettekiler semumun özelliğini
korunması gereken bir şey olarak tarif ediyorlar. İşte bu tür şeyleri fark ettiğimiz zaman bedenimizdeki yani bedenimizdeki o farklı malzemeleri de belki anlayacağız. Yani topraktan olan şey nedir? Semumdan olan şey nedir? Hameden olan şey nedir? Bunlar ne kadar birbirlerinden farklıdır? Belki bunları anlayacağız. Melekeler deyince bana kötü bir şey canlandırmıyor ama hocam ben mi yanlış düşünüyorum? Hani bu. Melekeler bana da kötü bir şey canlandırmıyor da şimdi melekelerin biz melekeler içerisinde şu anda hapsolmuş durumdayız. Yani melekeler olmadan bir şey göremiyoruz. Melekeler olmadan bir şey tutamıyoruz. Ama cennette bu melekeler olmayacak ya da bizim bilmeyeceğimiz şekilde bizim hakimiyetimiz altında olacak. İşte çok kuvvetli Orada malzeme. Ha, semum olmayacak. ben de buralardan buna benzer bir şey anlıyorum. Yani Hicr suresinde bize canın Semum'un ateşinden olduğunu söyledi. Tur suresi 27'de Semum azabından Rabbimiz bizi korudu diyerek bahsetti. Şimdi burada da Semum içerisindedirler diye bir şey yaptı, bilgi verdi. Şimdi artık buna göz yumup yani bunu görmezden gelip yani bu kadar bilgiyi görmezden gelip devam etmek bana şey gelmiyor. Peki dediğiniz gibi melekler bana kötü gelmiyor ama sınırlayıcı geliyor. Hocam bir de bu kelime semmil hiyat diye geçmiş Araf suresinde. Oradaki kullanımı diğerlerinden tamamen farklı. Hangi ayet? Ayet numarası kaç? 40 mıydı acaba? Evet. Semmil hiyat diye geçiyor. Deve şeyden geçene İnna lezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha Evet. la tufettehu lehum ebvabu semai ve la Evet. yedhulunel cennet. Evet, Evet. cennete hıyatın senden geçişine kadar yani devenin iğne deliğinden geçişine kadar dediği iğnenin deliği ifadesi. Evet, bundan nasıl bir bağlantı kurabileceğimi bilemiyorum. Aynı üç harfe sahip. Delik. Başka bir anlam mı şey yapabilir miyiz? Valla zaten şu anda melekelerin veya canın malzemesini şu andaki bilim bilemediği için bize tarif etti. Bakın işte şundandır, işte karanlık maddedir, karanlık enerjidir gibi bir sürü şeyler de söyleniyor ama can için henüz daha bir şey söylenemedi. Yani şu ana kadar canlılıkla ilintili nar semumdan biz canı yaratmıştık ifadesine tekabül edecek bilgiyi şu anda bilmiyoruz. O yüzden semmil hıyatı çok bağlantı kuramıyorum. Ama diğer bu şeyler dünyadaki melekeler ahirette ise cehennemde olan bir şey. Dünyadaki melekeleri dediğiniz gibi ben de olumsuzluk yüklemiyorum. Onların herhangi bir suçu, günahı bir şey yok. Ama baktığınız zaman bizi sınırlıyorlar. Biz onun içerisinde hapsolmuş durumdayız. Belki Gnostiklerin şunların bunların işte dünyaya atıldık, hapis yaşıyoruz, kurtulmamız gerekiyor dediği şeyler de bu tür şeyler olabilir. Ama semum ifadesini şeyde bu ayetlerde olumlu bir şey olarak görmüyoruz. Biz bir cennet şey cehennem tarifinde şunu da görüyoruz. Cehennemin malikine seslenirler. İşte Rabbine söyle bizi bitirsin diye. Bakın bu ifadeler hepsi yani orada onları hapsedecek olan şeydir o esasında. Hazenetü Ha diye bahsedilen onun muhafızı olan melek
de bir tür kısıtlayıcı. Yani yani cehennem meleğinin en önemli özelliği nedir de diyecek olsak, sınırlandırmak, kısıtlamak. Çünkü azabı bu şekilde gerçekleştiriyor. Bir yere tıkıyor ve dışarı çıkartmıyor. Evet, fi zillin min hamum. Buradaki zil ile 30. ay 32 30'daki 30. ayetteki cennetteki zil arasında esasında aynı kelime. Yani bir tür gölge. Fakat gölgenin kaynağının ne olduğu önemli. Birisi serinletici, uzayan güzel bir gölge. Ötekisi ise sıcak is dolu bir gölge. Yani sıcak bir isin içerisindeki karanlık veya onun gölgesi. Açıklaması da geliyor. La baridin ve la kerim ne serinletir, yani gölgedir ama ne serinletir ne de ikramda bulunur. Yani herhangi bir fayda verir. Bakın kerim kelimesinin en basit anlamı burası. Bir fayda sağlaması. Bu arada hamim kelimesini de kelime olarak olumsuz mana vermeye hiç gerek yok. Kelime anlam nötr bir anlam. Burada olumsuzluklar içinde cehennemde olduğu için olumsuzluklar yüklüyoruz. Mesela orada sıcak bir dost yani sıcak bir dost cümlesindeki o dostun sıcaklığı da yine hamim ifadesiyle söylenebilir. Arapçada bu şekilde geçiyor. Kur'an'da da geçiyor. Ama cehennemdeki sıcaklık içinde yine hamim kelimesi, hamum kelimesi geçiyor. İşte hamimin hamumdan ne farkı var gibi anlamları sözlüklere bakarak elde etmek mümkün. Ben buradaki ifadelerin orayı tanıtıcı ama mutlak olarak şey yapamayan, sadece bizim tahayyülümüzü canlandırabilecek şeyler olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Ya şu andaki bilgim ancak bu kadar yetiyor. O açıdan söylüyorum. İnnehum kânû gable zâlike mütrifîn. Onlar bundan önce keyif düşkünü, bol nimetler içerisindeylerdi. Hazır bu gable kelimesi gelmişken gable zalike bundan önce diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu önce kelimesi gibi bir kelimeye izafet halindeyken yani bu şekilde bağlı kullanılırken normal hareke alır arkadaşlar. Ama zalikeyi atıp da önce deyip neden önce olduğu ile ilintili o kelimeyi konulmadığı zaman, yani bir şey muzaf olmadığı zaman gable gayrimunsarıftır. Yani çekilmez, ötreli olarak gelir. O yüzden min gablü şeklinde ayetlerde görürsünüz. O sizi şaşırtmasın. Başında min harfi cerri olmasına rağmen niye ötreli'nin de böyle bir açıklaması var. İzafet içerisinde olursa harekesi değişir. İzafet edilecek bir kelime olmazsa sadece öncesinde filan gibi formunda olduğunda ötre üzerine mebnidir. Harekesi ötredir, değişmez. Ve kânû idiler
yusirrune alel hınsil azim, daha önce o büyük günah üzerine ısrar edip duruyorlardı. Sad suresi 44'te hıns kelimesi tahnes ve la tahnes, yeminini bozma. Evet, bir vakada 46'a geçiyor, bir de burada geçiyor galiba bu hıns kelimesi. Orada Eyüp peygambere yeminini bozma dedik diye çeviren ifade de var. Burada ise o günahı üzerine ısrar ediyordu. Şeklinde bir anlam var. Evet. Ve kânû yegûlûne, ve diyorlardı, e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen, eynâ le meb'ûsûn, biz mi e izâ mitnâ, öldüğümüz zaman, öldüğümüz zaman mı? Ve künnâ turâben, ve toprak olduğumuz zaman mı? Ve izâmen, ve kemik olduğumuz zaman mı? E innâ leveb olsun, biz tekrar diriltilecekmişiz. Bakın burada arkadaşlar iki tane e geldi ya, o iki e, yani soru eki ne, biz bir tek soru eki olarak yapacağız. Bu kendini tekrarlayan şeylerden. Edat formunda kullanılmış. E izâ mitnâ, biz öldüğümüz zaman, ve künnâ turâben ve izâmen, bakın burası biz mi? Evet, ne oldu? Mi? İşte bu mı'nın devamı burası. Bu devamlılığı gösteriyor. Yani soru devam ediyor dercesine ikinci e geliyor burada. Eve abahu, eve abaunel evvelun, yoksa daha önceki babalarımız, atalarımız da mı? Kul, de ki innel evveline vel aharin, öncekiler de sonrakiler de, lemecmu'une, toplanacaklar, muhakkak ki toplanacaklar, ila miqati yevmin ma'lum, o bilinen günün, o bellenen günün vaktinde, randevusuna toplanacaklar. Evet, burada öncekiler ve sonrakiler diye, evvelune vel ahirin, evveline vel ahirin diye ifade 40. 39 ve 40'taki bazıları, bir kısmı öncekilerden, bir kısmı sonrakilerden veya nerede geçmişti diğeri, 13 ve 14'te bir kısmı öncekilerden, azı sonrakilerden şeklindeki ifadelerdeki evvel ve ahirin kim olduklarını
şey yapıyor. Hepimiz toplanacağız. Yani burası genel cümle. Yani gul dedikten sonraki tamamen genel bir ifade. Öncekiler, sonrakiler. Hepsi o bellenen günün mikatında, randevusu olan günde, o vaktinde bir araya getirilecek. Sümme sonra innekum eyyühessalûnel mükezibûn. Sonra muhakkak ki siz ey yalancı, eddallunmuş, sallun diye okudum, dallun, çıkmaza giren yalanlayıcılar. Le'akilûne, muhakkak ki yiyeceksiniz. Min şecerin min zakkum, o zıkkım ağacından yiyeceksiniz. Femâli'ûne minhal butun, mideleriniz onunla dolacak, dolduracaksınız. Ve şaribune aleyhim min hamim, üzerine de hamimi içeceksiniz. Ve şaribune şurbel him, şiddetli bir şekilde içeceksiniz. Haza nuzuluhum yevmeddin. O hesap günü onların ağırlanması da budur işte. Evet. Cehennem hakkında üç grup hakkında bilgi verilmiş oldu bu şekilde. Cehennem hakkında da bize bir tür bilgi verilmiş oldu. Onlar, oraya girecek olanların en büyük özellikleri, ki bunu daha önce de defalarca görmüştük. Biz mi toprak ve kemik olduktan sonra tekrar gönderilecekmişiz, tekrar diriltilecekmişiz ifadesi. Ve yeryüzünde mütrefi olanlar, yani yeryüzünden verilen nimetleri, burada elde edilecek nimetler üzerine keyif yapmaya çalışan tipler olduklarını, bu şekilde yalancı ve çıkmaza giren, yalanladıkları için çıkmaza girenlerden oldukları ve cehennemde de o Semum Hamim içerisindeki duruşlarında, o zakkum, ben onu Türkçemizdeki zıkkım olarak çevirdim. Biz zıkkım dediğimiz zaman anlıyoruz. Ne anlıyorsak, ama anlıyoruz bir şey. Onu yedikleri ve o hamimi, kaynar suları içtiğimizi, yani yüksek sıcaklıkta akışkan, ne aklınıza gelir? Benim aklıma plazma geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor böyle bir şey dendiğinde. Yani şu ana kadar bildiğim o. Ama derseniz ki kara deliklerin içerisinde fizik çok daha farklı oluyor, oralarda başka türlü şeyler var, yarın öbür gün bunlar şey yapabilir. Ama şu anda benim kainatı görüp de tahayyül edebildiğim en sıcak ve akışkan olan şey, içilebilecek tarzda akışkan olan şey plazmadır. O yüzden böyle söylüyorum. O plazma girdiği yeri dağıtır mı? Kesinlikle dağıtır. Öyle böyle değil. Buradaki tariflere
yakışır mı? Başka tarifler de var. O tariflerle hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yakıştırma şansımız var. Mesela nasıldı? Sarı safran renginde, kükürt renginde, göz alıcı kükürt renginde kıvılcımlar, şelaleler, arklar fışkırtır. Her biri bir kasr gibi, yani bir saray gibi devasa kıvılcımlar fışkırtır şeklindeki bir tarif de var. Ve bulundukları yerin karanlık içerisinde sıcak ama öyle şey değil, isli bir sıcak olduğundan bahseden hapsedici bir semum içerisinde olduklarını anlattı. Evet, şimdi konu yeni bir tarafa meylediyor, değişiyor. Sonunda, surenin sonunda yine bu üçlü gruba bu anıştıracak şekilde ifadeler gelecek. 88. ayetten itibaren. Ve emma in kâne minel mukarrabîn, kim o mukarreplerden olursa, yani şeylerden olursa, o yarışanlardan olursa, çünkü yarışanların yakınlaştırılacağı söyleniyordu. Burada mukarreb ismini sıfatıyla isimlendirdi onları. Ülaikel mukarrabun şeklinde demişti zaten 11. ayette de. Ferahun ve Reyhanun ve Cennetü Naim, onların rahatlık ve hoş kokular içerisinde naim cennetlerinde olduğunu söylüyor. Bakın arkadaşlar, buradaki kelimedeki cennet kelimesinin sonunda açık T var. Kuvvetle muhtemelen oradaki açık T önündeki önünde elif konmadı. Ondan kaynaklanıyor. Cennetü Naim, Naim'in cennetindedirler. Ama biz buranın çoğul olduğunu biliyoruz. O yüzden söylemek istedim bunu. Bu iki ayetle birinci gruptan bahsetti. Ve emma inkâne min eshabil yemin, o eshab-ı yemine gelince onlar da selamun feselamun leke min eshabil yemin, o eshab-ı yeminden sana selam olsun, sana barış olsun ifadesiyle onlardan bir bahis geçiyor. Ve emma inkâne minel mükezzibîne dâllîn, bu çıkmaza girmiş yalancılardan ise fenüzülün min hamîm, onlar için hamîmden bir ağırlama vardır, sunu vardır. Ve tasliyetil cahîm, ve cahîme yaslanma vardır, cahîme atılış vardır şeklinde bu son ayetler de bu üç grubu tekrar hatırlatıyor. İnne hâzâ lehüvel hakkul yakîn, bu yakîn olan, gerçek olan tutarlı şeydir. Fesebbih bismi rabbikel azim, Rabbinin, azim olan Rabbinin
büyük olan Rabbinin ismiyle odaklan, yönel, ak diye sure bitiyor. Şimdi kaldı aradaki kısım. Yani 57. ayetten 87. ayete kadar olan kısmı okuyacağız. Ve bunu bu üç grup ve üç grubun öteki dünyada karşılaşacakları cennet, cehennem konusu içerisinde yerin ne olabilir? Yani evet, biz bu aradaki kısmın kısmen şeyden biliyoruz. Ben bu içeriği Kur'an'ın hadis olma özelliği diye bir sunumda sunmuştum. Şimdi tekrar konuşacağız. Ama bizim için önemli olan bunun içeriğinin bu cennet cehennem konusuyla ne alakası var? Ne alakası olabilir? Onun arasında nasıl bir şeyi var, yeri var. Biz buna dikkat edeceğiz. Evet, 57. ayetten itibaren mucize gibi ayetlerden bahsediyor. Yani gözümüzün önündeki ayetlerden bahsediyor. Ve bunların farkında değil misiniz? Şeklinde görmüyor musunuz? Fark etmiyor musunuz? Bunları anlamıyor musunuz? Şeklinde dört tane eferaeyte ifadesi var. Eferaeyte ifadesiyle başlıyor olmasına rağmen bölümlerin içlerinde e-em diye mı yoksa mı yoksa yoksa mı yoksa böyle mi şeklinde soru formunda devam ediyor içerikler. Nahnu halaknakum. Biz sizi şekillendirdik. Felevla tusaddikun. Onaylamayacak mısınız? Hala tasdik etmez misiniz? Yani onaylamaz mısınız? Sizi yarattığımızı onaylamıyor musunuz? Ama bu basit bir onaylama değil. Çünkü peşinden gelen cümle çok daha farklı. Eferaytum ma tumnun, o attığınızı döktüğünüzü görmüyor musunuz? Entum tuhlakune hu, onu siz mi şekillendirdiniz? Em nahnul halikun, yoksa onu şekillendiren biz miyiz? Diyor soru formunda ve hemen cevabı geliyor. Nahnu kaddernâ beynekumul mevte. Biz aranızda ölümü takdir ettik. Ölümün ölçüsünü koyduk. Ve mâ nahnu bimesbûkîn. Biz geçilebilecek birileri de değiliz. Alâ en nübeddile emsâlekum. Hatta sizin başkalarınızla değiştirme üzerine de kadiriz. Ve nünşi'ekum fî mâ lâ ta'lemûn. Sizi bilemeyeceğiniz şekilde inşa etmeye de kadiriz. Emsalinizi değiştirmeye de ve farklı şekilde yaratmaya da. Hocam işte bu ahiret değil mi? O hamimler, reyhanlar. Orayı geçtik. Şimdi burada dünyayı şey yapıyor. Lekad alimtumun neş'etel ula, birinci o neş'eti yani inşayı biliyorsunuz.
Bellediniz. Felela tükezibun, nasıl olur da yalanlarsınız? Bu şu anda dünyadaki insanlara söylüyor. ...56'dan itibaren konunun içeriği ve formu değişti. Şeyi öncekilere söyledi, o cennet cehennem tarifleri yaptı, bitti. Oraya nasıl tür insanların gireceğini şey yaptı. Şimdi ise bu cehenneme girenlerin en önemli özelliği neydi? Mütrefi şey pardon, yalanlayıcı olmalarıydı. Mükezzebun ve dallun olmalarıydı. Yalanlayarak çıkmaza girmeleri. Ya bunlar da mı sizi çıkmazdan çıkartmadı? Yani öyle bir şey ki biz sizi şekillendiriyoruz. Sizi yaratıyoruz. Siz bu dünyada işte bir insan olarak nasıl meydana geldiğinizi biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu işte dahliniz ne? Seyretmekten öte bir dahliniz yok ki. Bunu sadece insan için söylemiyor. Biraz sonra tarım için de söyleyecek. Toprağa tohum atmaktan başka bir dahliniz yok ki. Sonra geri kalan seyrediyorsunuz. Bütün gelişimi, bütün süreci biz yönetiyoruz. Şekillendirmenin hepsini biz yapıyoruz. Bunun ölçüsünü de biz koymuşuz. Ya en ufak bir şey söyleyin ya, burasında biz yapıyoruz diye. Burasında biz dahil oluyoruz diye, yok diyor. Sizin dahliniz yok bu işin içinde diyor. Buna rağmen nasıl da yalanlayıp çıkmaza girdiniz? Biz burada bir bağlantı kuracaksak, kurabileceğimiz tek bir bağlantı yalanlama olma üzerinden gitmemiz gerekir. Yalanlama ve çıkmaza girme. Bu da mı sizi çıkartmadı? Çünkü insanı bu şekilde yaratabilen o, biz öldükten sonra bizim kim diriltebilecekmiş? Bakın, bir taraftan bunu söylerler. Yani öldükten sonra bizi dirilt, yani olmaz öyle şey. Öldükten sonra dirilme diye bir şey yoktur derler. Ama birazcık sıkıştırıp şey yaptığınız zaman, en ateistleri bile sıkıştırdığınız zaman şunu söylerler. Kainat eğer bir şekilde bu canlılığı meydana getirip bu bilinci oluşturup beni oluşturabilmişse, yani bu benlik niye yok olsun ki? Bu benlik kainatta tekrar 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 ortaya çıkacaktır. Hani en kötüsü, yani reenkarnasyon der. En farklısı neydi? Evrene döndüm, evrenden geri geleceğim der. Neydi o? Nasıl diyorlardı, bu evrenle ilintili bir şey söylüyorlardı. Duanızı evren işitsin mi diyorlardı? Yani evrene bir dönüş ve evrenle ilintili bir şeyler var. Yani hiç kimse, en ateist bile yok olacağını düşünmüyor arkadaşlar. Kainatta bir şey yok olmaz. Yani Lavoisier'in şey kanunu, yani evrende hiçbir enerji, madde, hiçbir şey yok olmaz, yoktan var olmaz. Eğer bunu düşünüyorsanız, benlik diye bir şey varsa benlik diye bir şey yok olamaz. Şu veya bu şekilde bir yere gelecektir tekrar. Belki öncesini hatırlamıyor olabilir, bilmem ne olabilir. Bunlar başka mesele, ama ben yine geleceğim. Bunu düşünüyor. Onu bile düşünürken sırf inat olsun diye, daha doğrusu Tanrı'nın önüne koyduğu sınırları taşmak için bunu inkar ediyor. Ey izamitna ve künna turaben izama, ey inna lebe boğusun ifadesi bunu kastediyor. Ve az önceki o yıldızdaki yerimizden yeryüzündeki neslimize bakacağız şarkısını söyleyen insanın dindar olduğunu, öteki dünyaya inandığını düşünmüyor. Böyle bir şey yok.
O başka bir seviyede söylüyor bunu. Başka bir felsefeyle söylüyor. Ama Rabbimiz onların o iç yüzlerini bildiği için, bakın diyor, siz diyor, sizi yaratan biz değil miyiz diyor. O attığınızı da döktüğünüzü de diyor, biz mi yarattık, siz mi yarattınız? Bir onlara bir bakın hele. Sizin ölümünüzü de yaşantınızı da biz ölçüsünü koymuyor muyuz? Ölçüsünü koyan biz değil miyiz? Şekillerinizi değiştirmeye de yeniden inşa etmeye de kadir değil miyiz? Sizin bilemeyeceğiniz şekilde yaratmaya da kadir değil miyiz? Bunu defalarca yapmaya da kadir değil miyiz? Burada herhangi bir eksiklik mi var? Veya başka bir ayette de şöyle diyor. Biz birinci yaratışta yorulduk da o yüzden mi şüphe ediyorlar tekrar yaratma konusunda? Bunların hiçbirisinin mümkün olmadığını ayet net bir şekilde söylüyor. Yani seyircisiniz diyor. Bu seyirci olduğunuz şeyin ne kadar mükemmel, ne kadar başarılı olduğunu idrak edip ona göre davranmak yerine basit bir şekilde inkar ediyorsunuz, yani yalanlıyorsunuz ve çıkmaza giriyorsunuz. Yalanlama sizi zaten bir yere de çıkartmıyor, bir yere götürmüyor. Hocam bana burada onu düşündüren şey oldu. Hani attığınızı görmüyor musunuz? Sonra kadderna beyneküm, yani bir ömür kadere ettikten sonra mevte geçti. Bu mevt konusunda önüne geçilebilecek değiliz. Ondan sonra nübeddile diye gelince ben ölümden sonraki yaratılmaya o yüzden gittim. Yeni bir inşa ile değiştirebiliriz sizi. Önceki yaratılışınızı biliyorsunuz. Buna bakarak hiç tezekkür etmez misiniz deyince ben ta buralardan şeye bile gittim hocam okurken. Anladım, anladım. Doğru. Yükseltilmiş döşeklere bile gittim. Yeniden inşaatta. Hani furuşun mevruda vardı ya Evet, evet, mütekabilen. evet. Buraya Doğru, bile gittim yani. doğru, haklısınız. 61. ayeti tamamen geleceğe yönelik olarak okuyabilirsiniz. Böylece o mebus, yani sonradan yeniden dirilme, o yeniden inşa, birincisini biliyorsunuz. İkincisinin de yeniden değiştirip de benzerlerinizi inşa edemeyeceğimizi hiç bilmediğiniz bir şekilde, bilemeyeceğiniz, belleyemeyeceğiniz şekilde, anlayamayacağınız şekilde yaratacağımız konusunda nasıl şüphe edersiniz dercesine bir ifade var burada. Bizim önümüze geçilemez. Evet, doğru. 61 gelecekle ilintili. Hocam ben ta önce de okuduğumuz o yükseltilmiş Evet, yataklar furuşun merfua. oraya bile gittim burayı okurken. Sonra Hamime'e de gittim. Cehennemliğe. Cennetliklere de o hani o yataklara siz oluşum demiştiniz hani. Oradan oraya gittim. Hamim'den de cehenneme gittim yeni oluşuma. Evet. Biz yeryüzündeki şu andaki yaratılışımızda bu Sonunda şekilde geldiniz. bir değişim, farklı bir yaratılış olmadığı için bu farklı yaratılış öteki taraftaki bizim şeyimizle, hurimizle, bedenimizle ilintili, o bedenimizle olan bağlantımızla ilintili Evet hocam, öyle şeyleri düşünürdüm ben. hiç bilemeyeceğimiz şekilde, anlayamayacağımız şekilde yeni bir inşa olacağını ve bu konuda da herhangi bir şekilde öne geçilemeyeceğini şey yapıyor. Güzel. Ben de buraya şey not almışım.
millet, halk olarak demişim. Sonra soru işareti koymuşum. Altına kişi, beden ve avatar olarak diye şey yapmışım ve diğerinin üzerine okey işareti koymuşum. Yani bura tamamen kişi, beden ve avatarı olarak okunabilecek bir kısım burası. Evet, yeryüzündeki o ilk neşetimizi muhakkak biliyorsunuz. Ve lekad allimtumun neşetel ula, bunu biliyorsunuz. Yani yeryüzünde bir çocuk nasıl olur, nasıl dünyaya gelir, nasıl erginleşir, nasıl yaşar, nasıl ölür? Bakın, bu şekillenmeyi biliyorsunuz. Bunu biliyor olmasına rağmen bunun ötesini nasıl inkar edebilirsiniz diyen bir ayet burası. Güzel. Yine devam eden bir formda eferaeytum ma tahrusun, o ektiğiniz, harz ettiğiniz, kültür olarak ürettiğiniz, ziraatini yaptığınız şeyleri görmüyor musunuz? Entum tezraunehu, onu ziraat eden siz misiniz? Em nahnu zariun, yoksa onu bitiren bizler miyiz? Velev neşa'u, dileseydik ki dilemedik, lecealnahu, onu kılardık hutamen, onu dağınık, çerçöp halinde kılardık. Fezaltum ve boynu bükük zillet içinde kalırdınız. Tefekkehun, düşünerek, düşüne düşüne boynu bükük kalırdınız. İnna lemuğramun, biz borca gömüldük diyerek, bel nahnu mahrumun, hayır biz mahrum bırakıldık diyerek, yani yıllık emek boşa gitti diyerek, hayır mahrum bırakıldık diyerek düşünür durur boynuz bükük kalırsınız. Biz onu eğer hutameye çevirirsek. Bu arada arkadaşlar, buradaki hutame kelimesinde de bir şey var. Bizim arpa ve buğdayı neden diğer otlardan ayırıp da kullandığımızı, bunu bunları geliştirdiğimiz, bunların iyilerini seçe seçe kültür bitkisi olarak onun evrimleşmesine ne yardımcı olduğumuz la ilintili bir bilgi var. Neden diğer otlar seçilmedi de arpa ve buğday seçildi? Bu çok ilginç. Diğer otların tohumları başağında belli bir olgunluğa geldikten sonra başak ile sap ile tohumu bağlayan nokta daki kısım kurur ve rüzgarda kırılır. Hatta uçursun diye dağılır ki hafif hale gelsin. Bu işte şeytan diye küçükken şey yaptığımız o neydi böyle, üfürürüz dağılır ya, de şeytanları falan deriz. Sarı hindibanın şeyleridir, tohumları falan vardır. Uçuşur. Yani bütün tohumlar bu şekilde uçuşma eğilimindedir. Hatta bazıları dikenlidir. Bir yerlere takılma, hayvanların paçalarına falan takılma eğilimindedir. Bütün tohumlar yayılma eğilimindedir. İşte arpa ve buğdayda bir farklılık var. O saptan ayıran kısım bir mutasyon sonucu ayrılmıyor. Sapa bağlı kalıyor.
Yani siz onu dövmediğiniz müddetçe ayrılmıyor orada, kopmuyor. Bu normalde buğday ve arpanın diğer otlardan daha kolay yok olmasına sebep olacak bir dezavantaj iken, insanların seçmesi, bu özelliğinden dolayı seçmesi sayesinde şu anda dünyada dominant olarak üretilen bir şey. Ve esas özelliği, onun besleyiciliği, şuculuğu, buculuğu falan filan hepsi bir yana, esas seçilmesindeki özelliği hutame haline gelmemesi. O Hocam, bağlantının kopmaması. Buyurun. Cehennem ayetinde hani Hamim'in ve Semud demiştik. Hamim'den Semud demiştik. Şimdi bu söylediğiniz bana onu şey yaptı. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? Burada da bir başkalaşımdan bahsediyor. Harstan, tohumdan bahsediyor. Ondan sonra o tohumun ziraatından bahsediyor. Yani bir başkalaşımından. Nasıl öldükten sonra inşadan bahsetti bir önceki ayette. Burada da tohumdan sonra başkalaşım, ziraat yine ayrı bir başkalaşım. Sonra şey dediniz siz ay diyemedim şimdi birleştiremiyorum. Hutame diyemedim hocam. Aklınıza gelirse tekrar şey yapın. Ben burada o şekilde bir bağlantıyı kuramıyorum. Yani Hutame cehennem yani Hutame işe yaramaz. Hame vücudumuz hani bizim cehennemle birleşecek ya. Bu Hutame de çerçöp de yani sanki cennette başka bir oluşum, başka bir can yatağında yükseltilmiş bir yatakta bilemediğimiz şekilde inşa edileceğiz. Ama Hame'den olan altyapımız cehennemde Semum'la beraber kalacaksa, izole olacaksa yani bu Hutame Hame'ye benzetiliyor olabilir mi acaba? Çerçöp, Hame'ye de çerçöp gibi. Hame'ye nasıl şeyden ayrılmıyorsa, Semum'dan ayrılmıyorsa, Anladım. artık Siz buğday da boçağından ayrılmıyor gibi. Çok mu zorladım? şunu şöyle söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki zaten yeryüzünde ziraat kelimesi biz cehennem için cinlerden şeytanla şey inslerden cinlerden birçoklarını ziraat ettik şeklinde bir ayet var. Oradaki gibi biz insanları da ziraat ettik. Onları çerçöp, cehenneme odun da ederdik. Bu durumda düşnür kalırdınız. Emekler boşa gitti. Hayır, biz mahrum bırakıldık. Dünya hayatımız boşa gitti derken birileri de hayır, aksine biz mahrum bırakıldık. Azaba uğradık. Ama bunun içerisinde Hocam, levneşayı yerleştiremedim bu anlamın içerisinde. yani nasıl ki hani yeniden yaratılması da evet. Yani Hutame ile ben şeyi birleştirdim hocam. Çerçöplen Hame'yi birleştirdim. Ziraatle de şey birleştirdim. Yeniden inşa ve yükseltilmiş yataklardaki huru birleştirdim ziraatle de. Ama burada levneşa dediği kısım var ya, levneşa eğer biz dileseydik ama dilemedik cümlesi var.
Böyle bir bağlantı kurduğumuz zaman cennetlikler de var, cehennemlikler de var. Birileri oraya atılacak, birileri oraya konulacak. Biri orada güzel bedenler bulacak, ötekisi diğer tarafta ateş bulacak, kaynar su bulacak. Onun içerisinde velev neşa kısmını, ifadesini yerleştiremiyorum. Dileseydik ama dilemedik anlamını yerleştiremiyorum oraya. Ben burada şeyleri görüyorum. Rabbimizin dünya da yani kainata bakıp da görebileceğimiz, afakta görebileceğimiz şeyleri gösterdiğini düşünüyorum. Yani bir önceki ayetin baş kısmında da öyleydi. Burada da öyle. Tamam 61-62. ayette, 60-61-62. ayette dünyada bunu görürken öteki dünyada yani yeniden yaratılışınız nasıl inkar edersiniz der demesine rağmen öteki tarafta onu demiyor. Şöyle söylüyor. Eğer dileseydik bu başakları, ziraatı imkansız hale getirecek şekilde dağıtırdık başakları. Hutame haline gelirdi. Bir daha da toplayamazdınız onları. Ve emekleriniz de boşa gider, düşünür kalırdınız diye bir ifadeyi şey yapıyorum ve burada bir önceki Efara'eytüm diye bahsettiği konuya da şey yaparak hala şunu söylüyor. Siz seyircisiniz. Dünyadaki şeylere seyircisiniz. Yani her şeyi yapan biziz. Siz seyircisiniz. Ben buradan bunu anlıyorum. İkinci bir örnekte de yani normal insanın doğumunda da çoğalmasında da bitkilerin ziraatinde de aynı durum söz konusu. Hocam bu ayetlerin hepsi bir mesbuğin tanımlamasının karşılığı gibi geliyor bana. Çünkü bu ikinci beden olayı ya da ikinci yaratılışımızın önüne geçemeyeceksinizi bu şekilde vurguluyor. Buradan bileceksiniz, biliyor olmalısınız. Siz bizim önümüze geçemeyeceksiniz. Peki o zaman Ben böyle okuyorum tamamını. peki o zaman şunu da deme şansımız var. Şimdi oldu. Velev neşa'u lecealnahu hutame. Biz onu hutameye çevirdik. Yani dağıtır giderdik. Yani sizi isteseydik yeniden yaratmazdık, inşa etmezdik, yeniden Evet. yaratmazdık. Ama böyle bir Oradaki şey yapmıyoruz, yeniden yaratacağız. Ondan sonra sizi yeniden yarattığımız zaman da, yeniden mebus ettiğimiz zaman böyle kafanızı gömüp, boyun eğip düşünüp kalırsınız. Ya inna lemuramun, biz emeklerimiz boşa gitti, biz mahrum bırakıldık der kalırsınız. ben öyle anlıyorum çünkü arkasından gelen ayetler yine hala bunu tasdik etmeye devam ediyor bu söylemi. Manahnu bimesbuqin kısmını suyla gelen tanımlama da aynı şekilde tasdik ediyor. Hiçbir şekilde siz geçebilecek kişiler olamayacaksınız bu konuda. Çünkü bütün bu belirlemeleri, gadderna, ölçülendirmelerin hepsini biz yapıyoruz. Peki, devam Yani ben edelim, buradan okuyalım. Üçüncüyü okuduğum de okuyalım, hep birlikte şey yapalım. Zaten esas yapmamız gereken şeyler bu birleştirmeler. Eferaeytümül ma'e, suyu gördünüz mü? Ellezî teşrebûn, içtiğiniz o suyu gördünüz mü? Bakmıyor musunuz? Entüm enzeltumuhu, onu indiren siz misiniz? Minel müzni, buluttan, onu indiren siz misiniz? Ve inna şey em nahnu münzilun yoksa onu indiren biz miyiz?
Levneşâ'u, dileseydik ki, dilemedik, cealnâhu ucâcen, onu tuzlu, acı kılardık. Ucaç çok sıcak manasına geliyormuş arkadaşlar. İki manası da var. Yakıcı dercesine çok sıcak, çok tuzlu manasında geliyormuş iki hali de. Felevle ateş kurun. Neden gereğini yapmıyorsunuz? Evet, şimdi burayı birleştirebiliyor muyuz aynı formda? Yani yine siz dahil değilsiniz. Ölçülendirmeyi yapan benim diyor Allahu Teala. Biziz diyor. Siz yine bunda bizim önümüze geçemeyeceksiniz diyor. Yeniden yaratılışla ilintili bir şey var mı? Yaratılışın da önüne geçemeyeceksiniz. Bu konuda bilginiz burada öğrendiğiniz kadar. Sonrasını siz bilemeyeceksiniz. Sizi o malate alemune var ya hocam, o fiile geldiği için sizin bilmediğiniz bir şeyin içerisinde sizi inşa edeceğiz. Hani şimdikilerin hepsini biliyorsunuz. Biz mesela suyu biliyoruz. Atomuna kadar, molekülüne kadar biliyoruz. Ama su yapamıyoruz. Ya da su indiremiyoruz. Hani indirdiğimizi iddia etsek de biz hala onu başaramadık. Ben mesela okurken bunu anlıyorum. Bu dünyadaki ölümü dirilmeyi, bu dünyanın ölümü dirilmesini yine biliyoruz. Ama ahiretle ilgili konulan ölçüde biz Allah'ın yine önüne geçemeyeceğiz. Bilgimiz var ama dahlimiz yok. Ben ayetleri okurken öyle anlıyorum. Hatta bu velegat alimtumun neşete tel ula var ya hocam. Evet. Orayı biliyorsunuz. Ama siz hala tezekkür etmiyorsunuz bu konuda. Ama görmüyor musunuz sizin hani kaldırdığınız şeyleri? Bunları yapan yine biziz. Biz hadi sadece biliyoruz. Belgeliyoruz bunu ama yapamıyoruz. Ben hep Evet. buradaki acziyeti böyle anlıyorum. O ikinci bedenin oluşum kısmında da o bilmediğimiz bir şeyin içinde bizi inşa edeceğini, değiştireceğini ve bu değişimin önüne de hiçbir şekilde geçemeyeceğimizi anlıyorum. Yani geçilecek olan değiliz biz diyor bu konuda. Siz bizi geçemeyeceksiniz. Evet. Bu benim okuyuştan anladım hocam. Evet, Çünkü ben hemen üstteki 59'da biz yarattık. Yaratan biz miyiz yoksa siz misiniz? Döktüğünüz şeyden de yaratan biziz. Ona da bile dahliniz yok. Siz bile onu kendiniz yapamıyorsunuzu ben anlıyorum mesela. güzel. Bilmiyorum hocam yani benim anladığım o. Burada da ben hep şey tarafından bakıyorum. Siz seyircisiniz. Yani bu kadar seyircisi olduğunuz şeyde nasıl yalanlama yaparsınız? Nesine muktedirsiniz de neresini biliyorsunuz da inkar ediyorsunuz diye getirdi diye düşünüyorum ben de. Şimdi isterseniz şeye kadar okuyalım. Bir eferaytum daha var. Orayı da okuyup 73. ayette kalalım. Bir dahaki haftaya kadar da buraların içeriğini şey yapmaya çalışalım. Bağlantı kurmaya çalışalım zihnimizde. Çünkü bundan sonra daha farklı bir konuya geçecek. Bu akşam 11:20 olmuş. Şey yaparız. Kalan kısmı bitirir. Ondan sonra hepsinin okumasını bir dahaki şeyde birlikte okuma yaparız. Efereytumun nâre leti turun. O tutuşturduğunuz ateşi görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Entüm enşetüm şecereteha, onun ağacını siz mi inşa ettiniz? Em nahnul münşiun, yoksa onun inşacısı biz miyiz? Nahnu cealnaha, biz onu kıldık. Tezkiraten,
ve metaan lil mukvin, onu kuvvet makineleri için, yani kuvvet ihtiyacı ol, kuvvet kaynağı olarak, güç kaynağı olarak ve tezkire olarak, temizleyici olarak, hatırlatıcı olarak kıldık. Fesebbih bismi rabbikel azim. Evet. Önceki ayetlerle birleştireceğimiz gibi sonraki ayetlerle de birleştireceğiz bu çerçeveyi. Hocam. Buyurun. Özür dilerim, sözünüzü kestim ama ben bir dersinizde hatırlıyorum, fotosentezden bahsetmiştiniz siz. Evet. Orada da bir başkalaşım söz konusu. Burada da o öyle bir şey olabilir mi acaba, tutuşturduğunuz ağaç derken? Tabii Hep Yasin ne inşadan bahsediyor, başkalaşımdan bahsediyor. Hep bu sayfadaki bütün ayetlerdeki yeni bir oluşumdan bahsediyor. Bu da herhalde öyle gibi. Evet, şimdi normalde şeylere baktığımız zaman, bir meale, bir tefsire baktığımız zaman burada işte insan yaratılışı, bitkiler, su, suyun dönüşü ve ateş diye şey yapılır ve geçilir. Bunun bir üzerinde yorum yapılmaz. Biz şimdi zihnimizi neye yoruyoruz? Bu ayetleri bir arada okumaya yoruyoruz. Bu ayetleri bir araya okuduğumuz zaman belki insan yaratılışının farklı farklı yönlerini göreceğiz. Belki biz her canlıyı sudan yarattık cümlesiyle olan o suyla ilintili bir şeyleri fark edeceğiz. Onun tuzlu olup olmaması konusunu belki inceleyeceğiz. Belki işte o fotosentez gibi ateşin kaynağı olan canlı bitkinin güneşten aldığı enerjiyi kendi içinde depolayan bir pil olarak görüyoruz zaten. Bunu şey yaptığımız zaman belki de o yeniden diriliş esnasında nasıl ateşi kimyasal olarak depolayabiliyorsak biz foton enerjisini, ışık enerjisini depolayıp ondan bir şey yapabiliyorsak belki de işin o tarafını söyleyecek. Yani yeniden canlandırma için belki de böyle bir dalganın gelip giriyor olması gerekiyor. Çünkü entropi yasası gereği her şey yayılıyor. Yayılıp 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 işe yaramaz bir hale geldikten sonra belki sura üfürüldü yeni bir dalga dediğinde o dalga her şeye yeniden bir entropi kazandıracak belki de. Yani bunları anlayabilmek için eğer olayın dört ayrı yönünü ifade ediyorsa şunu deme şansımız var. Yeryüzünde kainat ayetleri olarak bu ayetleri okuduğunuz zaman kesinlikle anlayacaksınız ki e izâ mitnâ ve kunnâ turâben izâmâ sorusunun cevabını veriyor. Deme şansımız da var. Çünkü buralarda bizi yönlendirdiği şey kainat ayetleri. Biz kainat ayetleri hakkında ne kadar çok şey biliyorsak bu ayetler hakkında da, bu ayetin gösterdiği şeyler konu bakmıyor musunuz dediği yerden daha çok bilgimiz olacak. O dört bilgiyi bir araya getirdiğimiz zaman üstüne bir şey söyleyecek. Birleşecek, o birleşim o gestaltta olduğu gibi bütün parçalarından daha büyüktür. Parça, üç tane parça var, bir araya getiriyorsun, bir bütün oluşuyorsun. O bütün parçalardan daha büyük bir şeydir. Çünkü aralarında bir organizasyon birliği vardır mesela. O bize başka bir şeyi daha gösterecek. Belki insanın nasıl yaratıldı, tekrar yaratılacağını gösterecek. Belki tahayyül edemeyeceğimiz şeylere fırsatlar doğduğunu göreceğiz orada. İşte o zaman bir sonraki ayeti, 75'teki ayetin çerçevesine girecek. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ O ayetlerin, o yıldızın vaktine yemin olsun ki dediği yere gelecek. Çünkü o da bize mucize olacak. Ama bunun için bizim gerçekten dönüp bu ayetlerin gösterdiği yerlerdeki konulara işe yarar yaramaz demeksizin bakınmamız
onları bir araya getirmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi akşamın şeyi olsun, hani sayılarla ilintili de böyle şeyler yaparlar ya, bazı sayılar tutunca hemen insanın hoşuna gider. İbrahim peygamberimiz de sorduğunda insanları nasıl dirilteceksin deyince cevap olarak şey verilmişti. Kuşları al, onları kendine alıştır. Ondan sonra şeylere ondan 4 tanesini al. Minnettayri. O kuşlardan 4 tanesini al, her birini başka bir yere koy. Ondan sonra çağır gelsinler. Dediği gibi burada da 4 tane konu var. 4 tane dağınık konu var. O konuları çağırıp bir araya getirdiğimiz zaman belki de insanın nasıl yaratıldığıyla ilintili ciddi bir farkındalığımız artacak. Hocam Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir benzetme yaptınız. Bakara suresindeydi galiba o, değil Bakara mi? 260. ayet. Evet. Ama buradaki bağlantı sadece ve sadece 4 sayısının üzerinden geliyor arkadaşlar. Bir de konunun insan yaratılışıyla ilintili. Orada da zaten şey sormuştu, Nemrut sormuştu İbrahim'e yaratma diriltme meselesi. Ardından Ezra'nın şeyi vardı. Bu insanlar bu ülkeye nasıl geri diriltilecek şeklinde, yıkılmış şehir nasıl yeniden canlanacak şekilde. Bir de İbrahim'in sorusu vardı. Yani bağlantı kuracaksa ben de aklıma böyle bir şey geldi. Paylaşmış olayım. Ama gerçekten bakın bu ayetler bizi tamamen dışarı gönderdi. Dışarıya bakın, ondan sonra gelin diyor. Bir soruyu daha sormamız gerekiyor. O gün Erkam'ın evinde sahabe ne düşündü, ne anladı? Onlar ateşin ağacın içerisinde ne aradığını hakkındaki fikirleri neydi? Yani 4 element şeyinden biliyoruz. Yani ateş, toprak, hava, su bunların birbirine ayrı şeyler olduğunu ama tahtanın içerisine ateşin nasıl girdiğini hakkında bir fikirleri var mıydı? Onun güneşten geldiği hakkında fikirleri var mıydı, yok muydu? Bu tür detayları işin açıkçası çok bilmiyoruz. Ama vardır elbet bir bildikleri. Hocam Yasin suresindeki o yanan ateşli ağaç buradaki tanıma uyuyor mu? Orayı hatırlayamadım ama ben. Tabii ki, tabii ki. Hatta orada Orada da bir yeşil ateşli olduğunu ağaç bile var. söylüyor. Efendim? Orada ateşin yeşil ağaçtan diye. Min ahdari Evet. naren şeklinde aynı bu ayetindeki içeriği söylüyor. Onu yaratan siz Yani misiniz dercesine. ben bilinen ağaç olduğunu düşünüyorum o dönemde. Bilmiyorum ama öyle bir şeyim var, düşüncem. Bilimin mi dediniz? Bilinen. Ha, Yani öyle bir ha, ağacın. tabii, ağaç olduğu biliniyor. Ateşin ağaçtan çıktığı, odundan çıktığı biliniyor da yeşil ağacın o içinden çıkan ateşin güneşten gelen onun içine depolanan ateş olduğunu biliyorlar mı? Merak ettiğim orası. Yani 4 element dünyasında böyle bir geçiş şeyi var mı onu bilmiyorum. Çünkü şeyi biliyorlar. Ateşi yaktığınız zaman, odunu yaktığınız zaman onun içinden ateş çıkar, onun içinden hava çıkar, onun için geriye şey kalır. Neydi onun adı? Toprak olan malzeme yani kül kalır. Dolayısıyla bu bilgi var elbet onlarda. Ama onun içerisine ahtar-ı naren yani yeşil ağacın içerisine giren şeyin
Güneşten gelen şey olduğunu bunun bilgisi var mı? Onu bilmiyorum. Yani öyle bir bilgileri var mı? Onu bilmiyorum. Evet, Yasin suresinin sonunda da ilginç bir şekilde inşa ile beraber kullanılmış. Diyor ki Kul yuhyellezi enşeaha evvele merre. O de ki sizi ilk defa yaratan sizi diriltir, canlandırır. Ve huve bi kulli halkin alim. O her türlü yaratılışı şekillenmeyi bilir, kaydeder. Ellezi cealelekum mineşşeceril ahtari naran. Size yeşil ağaçtan ateşi yapan odur. Ve izâ entum minhu tûkidûn. Siz ondan yakıyorsunuz, tutuşturuyorsunuz. Eveleyse ellezî halaka semâvâti vel ârde bi kâdirin alâ en yahluka mislehum. Göğü ve yeri ve gökleri şekillendiren sizin bir mislinizi yaratmaya kadir değil mi? Ölçüsünü koyamaz mı? Bela tersine ve öyle hallakul alim, o yaratıcı ve belgeleyendir. Yani burada da inşa ile ağaç ve ağacın içerisindeki ateş ilişkisini, daha doğrusu ayetler yan yana duruyor. Çok yan yana duruyor. Muhakkak bunun içerisinden bir anlam çıkartacağız. Çıkartılır. Çıkar diye düşünüyorum. Evet, bu akşam bu kadar diyelim. Kayda girmesini istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım arkadaşlar, kayıt açıkken. O zaman gelecek oturumda kalan ayetleri okur. Sonra kısa bir sure olduğu için sonra bütünü hakkında konuşur, bitiririz diye düşünüyorum. Kaydı kapatıyorum o zaman arkadaşlar.